Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, yine ücretli öğretmenler konumuz. Ah ücretli öğretmenlerimiz, ah! Yani gerçekten Türkiye'nin en fedakar insanları. Emin olun, hiç abartısız söylüyorum. Ben de yıllarca ücretli öğretmenlik yaptım. Lakin Türkiye'nin en fedakar insanları kim diye bana sorarsanız emin olun ücretli öğretmenler derim. Evet, ücretli öğretmenlerimizin Twitter'da da çok büyük yetkinlikleri var. Kadro istiyorlar haklı olarak. Ya düşünün, bir okulda hem kadrolu öğretmenle ücretli öğretmen aynı işi yapıyorlar. Lakin hiçbir şekilde hak ve hukukları bir değil. Yani gerçekten adil değil yani bu. Öyle söyleyelim. İşte ücretli öğretmenlerimiz Twitter'da da yazmışlar. Ücretli öğretmen çeyrek maaş alan, yarım sigorta yatırılan, tatillerde ücreti kesilen, promosyon alamayan, kırtasiye ödeneği olmayan, iş güvencesi olmayan, MEP sınavlarında görev almayan, eğitim fakültesi formasyonlu olup yıllarca devletine hizmet etmiş fedakar öğretmenlerdir. Ya öyle bir şey ki ücretli öğretmenlik, yani bir anda yerinize kadrolu bir öğretmen atanıyor ve bir anda işinize son veriliyor. Düşünün. Yani Milli Eğitim'in il ilçe Milli Eğitim'in iki dudağı arasındasınız. Yani yerinize acaba yarın işime gidebilecek miyim diye kaygılanıyorsunuz. Ama gerçekten yani Türkiye'de inanılmaz derecede ve Türkiye'nin nesillerini yetiştiriyor bu ücretli öğretmenlerimiz. Düşünün, yani neticede yani ücretli öğretmenlerimiz böyle kaygılı olursa nasıl böyle muhteşem nesil yetiştirebilirler? Ama yine bakın, bütün bunlara rağmen Allah bin kere razı olsun hepsinden. Hepsinin böyle alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten çok büyük değerleriler. Evet, hemen kısaca etkinliklerine de göz atalım öğretmenlerimizin. Evet, ücretli öğretmenlerimiz 10.000 civarında bir atama bekliyorlar ve Cumhurbaşkanımızdan bekliyorlar. Kalıcı istihdam elzemdir. Eşit iş, eşit ücret diyorlar. Evet, branşlarımıza açılmayan kadrolar yüzünden ücretli çalıştık, atanamadık, yaşlarımız ilerledi. Şimdi ne emeklilik şansımız ne de bir başka güvencemiz var. Ücretli öğretmenlere liyakatlarına 10.000 kadro haktır diyorlar. Ve sayın devlet büyüklerimizden kadro müjdesi bekliyoruz diyorlar. Cumhurbaşkanımızdan ve Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'den bu talebi bilhassa bekliyorlar. Çünkü en çok onlar haklarını savunuyorlar. Okulda öğrencisi rahat etsin diye odun kıran, soba yakan, boya badana yapan, okul temizliği yapan, kalemi, silgisi, defteri olmayan, öğrencinin ihtiyacını gideren, kısacası okuldaki kahramandır. Bu fedakar öğretmenlere 10.000 kadro haktır. Emin olun, bakın, şu resim var ya, bak geçti. Şu resim gerçekten o kadar gerçek, o kadar gerçek ki, bunu ben bizatihi kendim yaşadım. Yani hiç abartısız. Ya okulda öğrencilerimiz hasta olurlardı böyle, onlara ıhlamur içirirdim böyle, ya bakardım böyle, gözüm gibi bakardım yani, öyle söyleyelim. İnşallah ücretli öğretmenlerimiz hak ettikleri kadroyu, hakları alırlar. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Ücretli öğretmenlerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.